ciğer çanakları, 6 adet milföy, 500 gram tavuk ciğeri, 1 adet soğan, 1 adet domates, 3 adet sivri biber, 3 diş sarımsak, 100 gram kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin, üzeri için maydanoz. Evet, şimdi yine bir milföyümüz var. Milföyden güzel şeyler değerlendireceğiz. Öncelikle milföyden çanaklarımızı yapacağız. Tamam, önce çanaklarımızı yapalım, fırına atalım. Burada önemli olan kaç adet çanak elde etmek istediğimiz. Biz bugün 6 tane yapsak yeterli. Tamam. 6 adet milföyümüzü. Zaten bir tanesinden 2 parça çıkıyor. Evet. Şu şekilde. 1 milföyden. Ciğer de güzel gözüküyor şu an. Oh mis. Bunu isteyenler tavukla, isteyenler etle, istedikleri şeyle yapabilirler. Mantarla yapabilirler. Sadece sebze sotesi de olabilir içine. Biz 6 tanesini ayırdık. Bunu artık arkaya alayım. Şimdi ben de buradan güveçlerimi alayım. Açıyor musun? Gerek var mı milföyleri? Bir merdane alabilirim. Biraz genişletmemiz gerekecek. Şuradan. Ufak bir merdanemiz var. Şu bunları bu sütlaç fırın kapları vardır yani sütlaç diyelim ama daha çok onda yapıyoruz ya da canım çekti. Ondan öyle söyledim. Dört bir tarafından bu kaplar yapacağız. Açtıktan sonra şu şekilde içerisine oturtmamız. O kadar. Farklı şekilde de elde edebilirler. Isıya dayanıklı küçük bir kaseyi ters çevirerek arkasına da koyarak aynı bu şekilde elde edebilirler. O form için. Bizim elimizde güveç olduğu için biz onunla yaptık. Şu şekilde istersen sen yap ben koyayım aynen. Sen açmaları yap ben içine yerleştireceğim. Şu şekilde. Şimdi bu pişince bir çanak görünüm elde edeceğiz tabii ki. Şöyle. Şöyle yapalım. Biraz daha şişip ortaya toplanacak mı falan. Orta kısımlarına da çatalla birkaç delik açarsak. Ha, onu diyecektim. Kabarmaması için. Tamam. Çatalımızı da hazır edelim. Şöyle. Bu da önemli bir detay tabii milföy yaparken. Bunu alalım. Şöyle. Bu kadar çok gevşiyor ki hamur. Bir süre sonra kontrolden çıkıyormuş gibi kolay oluyor. Gibi gözüken bir hamur ama aslında çok riskli. Aslında hem kolay da işte o zamanlıyı belirlemek lazım. Şöyle. Bunu da alalım. Son bir tane daha kaldı. Şöyle. Şöyle yapacağız. Evet. Onu da şunun içine koyarsak. Şu şekilde son parçayı da yerleştiriyoruz. Tamam. Kaç dakikada pişiyor? 15-20 dakika yeterli. Üzerine yumurta sarısı ya da benzeri bir şey sürmemize gerek yok. Bu şekilde. Şöyle kabarmasını fazla biraz. Fazla kabarmaması için. Çatalla da delik açıyoruz. Göndereceğim şimdi fırına. Kaç dakikada pişer? 20 dakika. Gene 20 dakika. Yani aslında biraz külahlara benziyor. Değil mi? Fırınımızın ısısıyla alakalı. Hadi bakalım. Onlar pişsin. Biz de bu sırada artık ciğerimizin malzemesini yapmaya başlayalım. Şimdi. Ciğerimiz için Perin Hanım iki ayrı tava alabilir miyiz? Şimdi İki ne ayrı tava istememin nedeni ben her zaman sote yaparken eti, tavuğu ya da ciğeri ayrı kavuruyorum. Diğer malzemeleri ayrı kavuruyorum. Tamam öyle yapalım. Biz de ama bugün aynı şeyde de yapabilirler aslında değil mi? Suyunu saldığın zaman ben arada lezzet farkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden her seferinde ayrı kavuruyorum ama tabii ki de isteyenler beraber yapabilirler. Tamam. İsterseniz ben ciğeri doğrayayım. Tamam. Siz... Bende malzemeleri var bana biberleri. Bunları artık yemeklik minik minik doğruyoruz değil mi? Evet. Öncelikle soğan ve sarımsağımızı. Önce o zaman soğandan başlayalım. Şöyle. Ciğerimiz için ben bitkisel margarin kullanacağım. Tamam. Önce sana hemen bunu tavamıza koyayım. 50 gram kadar yeterli. Aynen. Yaklaşık böyle işte 5'te 1'ine denk gelecek şekilde margarinimizi koyacağım şimdi. Şuradan alalım. Şuradan da tam olarak kesersek. Şöyle. Ben de önce soğanımıza başlıyorum. Soğan ve sarımsakla. Şimdi biz bugün dedik tavuk ciğeri kullanıyoruz. İsteyen başka bir şey de kullanabilir. Her türlü şey. Aslında burada olay hani güzel bir sunum yapmak pişirdiğimiz şeyi. Evet. Dilerseniz biz şimdi ayrı pişireceğiz sebzeyle eti ama. Beraber de dileyen pişirebilir. Dileyen birlikte de pişirebilir. Bazen işte o suyunun yağının geçmesini seviyorlar sebzeye. Aslında. Ben özellikle mantarlı
karışımlarda mantarı mutlaka ayrı yapıyorum. Mantar ama çok sıvı bırakıyor. Evet. Ondan tabii biraz daha farklı bir malzeme. Yağımız eridikten sonra ciğerimizi içerisine ilave ediyoruz. Hı hı. Bir tane daha sarımsak. 3 adet sarımsak doğrayacağım. Bunları da küçük küçük kessem yeterli herhalde. Evet. Evet, soğanlar, sarımsaklar oldu. Hatta bunlar kavrulmaya ben de başlayayım yavaş yavaş. Şimdi burada biraz sıvı yağ kullanayım değil mi? Biraz evet. Ayçiçek yağı kullanacağım. Ayçiçek yağı kullanabiliriz. Şöyle. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar koymamız yeterli olacaktır. Tamam. Şöyle bir miktar yeter koyuyorum. Güzelce soğanımızı, sarımsaklarımızı, daha sonra biberimizi. Hı hı. Domatesi sunumda mı kullanıyorsun? Domatesi en son kavururken koyacağız. Tamam. Çok sulandırmasın bunu evet. Da. Sulu bir karışım elde etmeyeceğiz çünkü. Hı hı. Su ilavesi yapmayacağız. Domatesin sadece suyu evet, olacak. Evet. Salça da koymayacağız. Tamam. Hadi bakalım. O zaman ciğerlerimizi kavuruyoruz. Ben şimdi öncelikle soğanları, sarımsakları atıyorum. Ardından biberleri doğrayacağım. Bu sırada çanaklarımız da pişsin. Hı hı. Sonra hepsini birleştireceğiz. Oldu. Sebzeler de oldu. Sadece onu baharatla ekleyeceğiz. Kaldı. Ama bu sırada hemen bunları çıkartalım çünkü oldu. Değil mi? Yanmasın. Evet. Gayet güzel olmuş. Şöyle. Şöyle koyalım isterseniz. Direkt alıyorum. Hafif ılına dursun. Biz şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Ne koyuyoruz? Evet. Tuz atalım Pelin Hanım. Tuzumuzu koyalım şöyle. Yeter sanıyorum. Yeterli. Biraz pul biber. Koyalım. Karabiber. İsteğe göre kekik konulabilir. Ben yakıştırıyorum çünkü. Karabiberimizi burada. Şimdi kekik ister misin? Koyayım mı? Koyalım. Biraz da kekik koyuyorum. Hı hı. Arzu etmeyen, sevmeyen koymayabilir. Biz birazcık aroma versin diye koyduk. Hemen bir sebze olarak ne koyduğumuzu hatırlayalım. Soğan koyduk, sarımsak koyduk. Biber. Yeşil biber, domates. En son domatesimizi koyduk. Evet, o en son konuda. Sonra bir kıvam istemediğimiz için salça ve su koymuyoruz. Hı hı, tamam. Burada böyle ince ince sotelendi. Evet, burada da zaten tavuk ciğerimizi kavurmuştuk. Evet. Şimdi ikisini beraber birleştireceğiz. Ha. Ayrı ayrı pişirdik. Lezzeti kalsın geçmesin dedi. Böyle daha lezzetli oluyor dedi Funda. Evet. O yüzden ayrı ayrı pişirdik. Evet. Şimdi gelelim. Bu gençleri birleştirmeye. Burada zaten milföy çanaklarımız. Aslında o zaman direkt bununla mı servis etmek istersin yoksa başka bir yerde mi yapalım? Ben çıkararak servis tamam, ediyorum. Güzel bir tabak bulalım o zaman hemen servis tabağı. Şöyle. Hemen getirelim. Biraz ağır galiba. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Burada şimdi soğuyan milföylerimizi çanaktan çıkartıp yavaşça çıkarıyoruz şu şekilde. Çatalla denmemize rağmen bazı yerler kabarmış evet. Değil mi? Öyle yanmadan. Bir tanesini de bir tane de ortaya koyarsak evet gayet güzel olacak. Çok kabaranlar varsa eğer şöyle hafif bastırabiliriz. Şunları. Ki şey içinden tabii taşmasın. Şu şekilde. Maydanoz zaman biraz zorlayayım mı sunum için? Evet biraz olabilir. Ciğerlerimizi. İçlerine direkt koyuyorsun onları. Yaklaşık 2 kaşık kadar koymamız yeterli olacak. Gayet güzel gözüküyor. İsteyen hani o güvet çanaklarını da bırakabilirsiniz değil mi? Güvet çanaklarında su ayarını biraz fazla tutarlarsa eğer daha sulu bir şekilde servis edebilirler güvet çanaklarında. Tabii şimdi ondan çok oluyor. Dağılır ama dediğin gibi. Şimdi kaşarlarımız da burada. İçerisine ciğerlerimize sıcak ilave edersek eğer kaşarları şöyle biraz koyduğumuzda eriyecektir. Hı hı. Onun sıcaklığıyla zaten hemen fırından çıkınca servis ediyoruz. Maydanoz ilavesi de yapabiliriz sunum için.
Aynen. Onları yapınca ben üstüne böyle birazcık maydanoz gezdiririm. Gayet güzel. Böyle ciğer sevenlere ya da dediğimiz gibi içine sebze harcı olabilir. Mantar olabilir, tavuk olabilir, her şey olabilir. Kıyma bile kavrulabilir. Değil mi? Sadece böyle hemen biraz soğanla, salça, biber evet. falan. Ben de şöyle birazcık üstüne bırakacağım. Hı-hı. Gayet güzel oldu. Aslında bir ana yemek ama sunumuyla... Börek gibi. Değil mi? Çok değişik oldu. Şöyle yapalım. Biraz da hazır şuralara dökülmüşken değil mi? Evet. Şöyle. Görsellik açısından. Evet. Bir de çeri domatesle bunu güzelce renklendirebiliriz. Evet. Hemen dolaptan alıyorum. Şurada vardı birazcık. Hiç yeşilliklerini çıkarmadan, hatta bölmeden bile konulabilir değil mi? Evet. Şöyle aralara. Gayet güzel oldu. Hı hı. Şık duruyor. Oh mis. Yeterli bence. Yeterli. Evet. Evet. Sunum için. Öne doğru şu getirdik. Şekilde. Evet. Güzel ciğer çanakları yaptık. Dileyen istediği şeyle kullanabilir. Tavuk. İster sebze, tavuk, evet. et. Mantar, kıyma. Her şey olabilir. Şimdi artık günün son tarifi geliyor. Güzel bir patates yemeği yapacağız.